Merhaba, ben Erman Balkın. Merhaba, ben Sarper Sesli. Dağ bisikletçisiyiz. Motosiklet kullanıyoruz. Doğada olmayı seviyoruz. Seyahat edip yarışıyoruz. Bisiklet sporuna ilgim yaklaşık 2005 yıllarında başladı. Daha sonra koşu ve diğer branşlardan biraz daha uzaklaşıp bisiklet sporuna odaklandım ve o yıllardan beri de hem yarışmacı hem tur ve antrenman bazında devam ediyorum. 94-95 yılları arası doğa sporlarına merak saldım. Daha sonrasında 2000 ve 2002 arasında bisiklet böyle bir hayatıma girmeye başladı. Sonrasında da zaten özellikle son 3-4 yıldır Erman'la birlikte mountain bike hayalimiz oldu diyeyim. ve bizi peşinden sürüklemeye başladı. Sarper'le uzun yıllardır arkadaşız ama motosikletten. Beraber turlara katıldık, Güney Afrika'da gezdik. 2005 yılında değil mi? 2005, evet. Ben ilk motorumu aldığımda o da eğitmendi. Sonra ne oldu? Bir denk geldik Güney Afrika'da. Bayağı da dostluğumuzla ilerledi o, bayağı bir zaman geçirince. Sonra bir gün Sarper'den şöyle bir... 2016. Şöyle bir fikir geldi. Ya KPP'ye katılsak ya diye böyle. Bizim için çok tabii ütopik bir şey çünkü Sarper daha önce onun finişlerine falan gitmiş. Benim hiçbir alakam yok. Sadece duymuşum yani. Olur falan derken ama Sarper'in abisi de var orada, Alper var. Alper de bize baktı böyle, ya dedi... ne dedi? Boyunuzdan büyük işlere kalkışmayın. Ulaşabileceğiniz şeyler hayal edin ya falan diye böyle tam bir abi tarzına dalga işte. Biz de şöyle baktık, öyle mi peki abi o zaman dedi. Erman'a işte KPP'lik var, yarışalım ne düşünürsün dediğimde çok fazla düşünmedi zaten. Ben olur, okey, hemen yarışalım. Evet. Zaten hani uzatmadık konuyu ama peşini de bırakmadık. Yani hani öyle lafta da kalmadı her şey. Hemen ertesi gün bayağı harekete geçip nasıl oluyor? İşte çekilişe katılacağız, işte onların sunduğu yolu takip edeceğiz falan filan diye öyle bir girdik biz bu işin içine açıkçası. Orada bir okey verdik biz birbirimize. Sonra bir çekilişe katılman gerekiyor. Neyse katıldık. Ondan sonra ne oldu? Haziran ayında işte çekilişi kazanmışım. İşte o da kazanabilir, ben de kazanabilirim. O zaman partnerini de şey yapıyorsun, yazdırıyorsun. Şansı arttırmak için ikimiz... Ben şey yaptım, aradım. Oğlum dedim, bak biz öyle katılacağız dedik ama hala okey misin dedim yani. Çünkü aylar geçti, kimse bir şey konuşmadı bu konuda. Ben okey mi abi dedi. Tamam o zaman ben de okeyim, giriyoruz dedim. Söz sözdür, bir kere verdik. En fazla bir kere çıkar diye. Öyle gerçekleşti yani. Aslında şöyle oldu. Şimdi biz finish'e girdik ilk yarışta. İşte sarıldık, bitirdik, heyecanlıyız. Niyeyse insanın aklına ilk gelen şey böyle next. Sonrakinde ne yapıyoruz gibi bir şeye giriyor. Tamam bunu bitirdik, gayet güzeldi. Evet. Ondan sonra işte bizim araya bir Cape to İstanbul girdi motosikletlerle. Derken ben gene bir finish'e gittim KPP'in. O sırada işte böyle bir üçlü seri, Epic Series diye geçiyor. Dünyanın en zor işte mountain bike yarış serisi. Dedik hani niye böyle bir şey olmasın, yapalım mı? Ha, Erman gene okey dedi. Zaten dünyanın en zor yarışını tamamlayınca sonra hani daha aşağı inmek istemiyorsun. Ben enduro falan yarışmaya başladım artık. Daha heyecanlı şeyler var. Downhill falan yapıyorum. Ne bileyim Bulgaristan'da, orada, burada. Sonra bu proje çıktı geldi. Oh dedik, tamam. Evet, sonra da bu projeyi de destekleyen bir iki tane sponsorumuz vardı. Onlar da bize güvendiler sağ olsun. Swiss Epic, işte ardından Yeni Zelanda The Pioneer ve en son gene Güney Afrika. Bu yarışın aslında özelliği de şu, bir yandan bir yıl içinde bu üç yarışı bitirebilirseniz Epic Legend statüsüne yükseliyorsunuz. Şu ana kadar bu statüye de yükselmiş, dünyada 8 kişi var. Öyle de bir durumu biz yeni öğrendik açıkçası. Evet, daha önce de gönderdikleri bir bültende yazıyordu. Sonra aradım hatta Erman, dünyada 8 kişi bitirmiş bu yarışı. Nasıl yani falan. Hani ve Türkiye'den bitiren yok. Tek tek yarışlara Türkiye'den katılanlar var. Ama bu üçlü seriyi eğer bitirebilirsek bizim için de sonraki next ne olur bilmiyorum. Evet. Hatta bu da bizi kesmedi. Araya bir tane de İsrail'de bir epik yarışı daha var. Bu İsviçre'den bir ay sonra acaba onu da mı alsak falan diyoruz. Ben bu soruyu kendime çok sordum. Gerçekten ben bunu niye yapıyorum falan. Yapacak başka şeyler yok mu falan. Niye işkence çekiyoruz falan.
Ya bu hani just because I can diye bir laf vardır ya hani. Sadece yapabileceğimi bildiğim için veya yapabileceğim için yapıyorum falan. Ben herhalde öyle bir kafadayım. Yani bunun bende sağlayacağı tatmin hani buna çok az şey boy ölçüşebilir. Yani bunun ne bileyim takdir edilmekle falan da alakası yok. Çok kişisel bir şey. Çünkü zaten olimpiyat şampiyonlarının, işte dünya şampiyonunun katıldığı bir yarışmaya da zaten derece veya işte kürsü falan gibi bir hayal söz konusu değil. Ama işte insanın kendi içindeki kendisiyle yarışması falan gibi bir tatmin bu herhalde. Ben de öyle bir duygu uyandırıyor. Ben de tamamıyla kendimle olan bir yolculuk. İlk yarıştan sonra özellikle buna karar verdim. Çünkü bu yaşıma kadar keşfetmemiş olduğum bazı şeyleri keşfettim o yarış süresince. Kendi limitlerim hem psikolojik hem fiziksel anlamda, mental anlamda. Bir de tabii bu yarışta en büyük challenge'lardan bir tanesi de iki kişi başlayıp iki kişi bitiriyorsunuz. Evet. Ve birbirinize bağlamışsınız. İki dakikadan fazla aranız açılmıyor. Dolayısıyla bir ekip çalışması var aslında. Gerçek doğru. Bir takım var orada. Bunu yönetmek de kolay değil. Bu yarışların sonunda birçok insan bir daha konuşmamak üzere ayrılıyor. Yani finish'e şöyle ayrı ayrı girenler var. Evet. Bir daha görüşmemek üzere. Dolayısıyla çok fazla dinamik var. Sadece fiziksel kondisyon bence bu yani ilk üç içinde ama en önemlisi değil. Evet. Mountain bike ile ilgili teknik süreciniz var. Geliştirmeniz ve sürdürmeniz gereken. Bir de mental kısım var ki bence hani beni en çok şey yapan kısım o açıkçası. Çünkü çeken. Çünkü takım halinde olunca biraz da kendi dışına da çıkman gerekiyor. Yani bireysel bir spor olsa bir şekilde bağırsın, çağırırsın, ne bileyim ağlarsın falan. Yani onu bir yönetebilirsin ama başka biriyle olunca olayın boyutu çok fazla değişiyor. Yani bu şey gibi, ne bileyim, bir çocuğun olursa böyle bazen kendini ikinci plana atarsın ya veya işte biz de demek zorundasındır veya onun gibi bir şey yani. Bireysel bir spor olmaktan çıkıyor, iki kişilik bir dayanıklılık sporuna, aynen, takım dayanıklılığına dönüşüyor. O bayağı bir senaryoyu değiştiriyor benim için. En başa dönerek şöyle bir bizim şu an yetiştiren ilk yarıştan beri bir koçumuz var, Ian Roger, Güney Afrikalı. Eski asker. Onunla ilk böyle konuşmaya gittiğimde bizi kabul edecek mi etmeyecek mi? Orada bazı sorular sormuştu. Bunlardan bir tanesi dedi ki aileniz ve arkadaşlarınız, kız arkadaşınız, eşiniz neyse. Buna hazır mı? Bu süreci hazırlar mı dedi. İlk sorusu. Ne demek istediğini tabii ilk anlamadım. Özellikle mesela evliysen, çoluğun çocuğun varsa, onlar yoksa güzel bir şey dedi. Ama kız arkadaşın da varsa istersen ben konuşayım ya da sen ayrıca konuş dedi. Mesela böyle bir detay verdi. Ne konuşacağız dedim. Siz dedi artık şu andan itibaren eğer çalışmaya başlarsak çok yoğun bir tempoya gireceksiniz. 6 ay boyunca sabah erken kalkıp antrenman 4-5 saat bisiklete bineceksiniz. Döneceksiniz işte stretching bir şeyler ye, kısa bir uyku, ardından tekrar akşamüstü salona git, tekrar ayrı bir antrenman, gel tekrar aynı süreç. Evet. Bir süre sonra etrafınızdaki insanlar diyecek ki abi seni göremiyoruz, arkadaşların ya da işte etrafındaki kız arkadaşın veya ailen neler oluyor bitiyor. Bunlar kafayı yedi falan. Hani artık beni sevmiyor musun noktasına gelen süreçler olacak dedi. Ben bunları baştan söylüyorum. Kendinizi hani hazırlayın bu süreçlere dedi ve hakikaten de aslında söylediği hemen hemen her şey sonrasında ortaya çıktı. Çünkü gerçekten kolay bir süreç değil. 6 ay boyunca biz Ian'a da çok güvendik ve halen daha aynı şekilde güveniyoruz. Bizi hani bu kadar kısa sürede böyle bir yarışa hazırlayabildi ve güvendi hepsinden önemlisi. Evet. Biz onun o güvenini boşuna çıkarmadık yani. Aynen. Ne söylüyorsa yaptık. Böyle hiç sorgulamadık. Hatta diyorduk ki bize Botswana'ya sürün dese hiç düşünmeden sabah kalkıp giyinip gidecektik. Bu yarışların özelliği stage maraton MTB yani etaplı maraton dağ bisikleti yarışları diye geçiyor. Hadi işte etaplar halinde 3 gün, 5 gün, 7 gün çeşitli versiyonları olabiliyor. Cape Epic mesela 7 gündü. Artı Prolog 8 gündü. Bunların tabii diğer yarışlardan farkı çok uzun olması. Tamamen farklı bir dayanıklılık istemesi. Yani mesela bir triatlon da bir dayanıklılık yarışı veya bisiklet sporu da. Ama bu 8 gün olunca
biraz farklı oluyor. Yani ben bunu biraz bu Tour de France gibi falan yol bisikleti turlarının daha bisikleti versiyonu olarak görüyorum. İlk yarış İsviçre'de. Davos'tan başlayacağız. O yaklaşık 5 gün süren bir yarış. İkincisi Aralıkbaşı Yeni Zelanda. O da Queenstown'da olacak. O da 6 gün sürecek bir yarış. Son yarış gene Cape Epic. O da Prolog'la birlikte 8 gün süren Cape Town'dan başlayan bir yarış olacak. Yani olursa İsrail'de Eylül sonunda olacak. Eylül sonunda. Naharya'da. O da biraz daha kısa, 3 gün gerçi ama çok keyifli olacak kesin. Çok böyle hani majör bir şey yaşamadık teknik yani anlamda. Senin bir telin koptu. Telim koptu. Bir zincirim attı. Onlar hani en azından bizi yolda bırakacak şeyler değildi. Yani şöyle şeyler gördük. Daha prolog ilk gün bizden sonraki çıkan takımın zinciri koptu mesela. Ben bir kere düştüm. Güzel yapıştım yere. Bir de kimseden destek alamıyorsunuz. Kendinizi halletmek zorundasınız orada. Sadece takım arkadaşınız yardım edebiliyor. Evet, çok majör bir başka benim aklıma bir şey... Yok ama Cape Epic'ten sonraki Cape to İstanbul eğer motosiklet turunu hesaba katarsak bu 6 ay süren Afrika'ya geçtiğimiz orada oldu. Bayağı bir aksiyonlarımız. Güzel şeyler oldu ya. Etiyopya'da vuruyorlardı bizi. öyle bir şeyimiz oldu. Mursi kabilesinden bir bekçi abi biz böyle araçta köye doğru yaklaşırken yol kenarından beliriydi. Bir Kalaşnikov gibi bir tüfek vardı. Yolu atladı bir anda. Yolu atladı. Bizim araçtaki asker vardı, yanımıza vermişlerdi. Bu arada ben, Sarper, şoför, rehber ve asker. Beş kişiyiz. Bir tane minibüs, van tipi araçta. Adam böyle gelince bir de yüzünü kapatmaya başladı şeyiyle. Zaten yüzünü kapattığı anda bizim asker... Evet. Yatın yere dedi. Biz ne oluyor falan deyip böyle hemen kafayı... Bir baktım adamın gözler böyle yani. Olmuş. Mermiyi falan sürdü tüfeğe böyle. Yani çatışma bir çıkıyor ne oluyor falan. Biz yattık böyle. O şoför o arabayı yani 2 saniyede nasıl 180 derece çevirdiğimizi anlayamadık zaten. Aynen öyle. Pek yetenekli bir arkadaş da değildi yani. O zamana kadar onu kanaat getirmiştik ama bir anda adamın içinden bir rally pilotu çıktı böyle. Bir topukladık geri. Bayağı bir 10 kilometre sonra falan durduk. Ne oldu ya, ne yapacağız falan, nedir, ne oldu falan gibi. Kimse gitmek istemiyor. Hani eskiden filmlerde olur ya, işte yerliler buradan ileri gitmek istemiyor, orada kötü ruhlar var falan. Onu yaşadık. Bizim rehberle şoför, biz gitmeyiz falan filan yapmaya başladılar. Biz şeyi aradık, turizm şirketini. Biz parasını ödedik işte, gidemeyeceğiz mi falan. Sonra dedik, insan hayatına önemli değil, boş verin. Onları da görmeyi verelim. Başımıza ne komik. Olay ne geldi? Hiçbir şey gelmemiş onun. Şeylenmemiş herifler. Bizim Ian işte koçumuz, ondan bahsetmiştik. Bizi çok temel, yani neredeyse sıfır noktasından, biz ona zero to hero diyoruz. Böyle Cape Epic bir bitiren finisher seviyesine getirene kadar çok büyük emek sarf etti. Tabii biz de sarf ettik. Ama Cape Epic bizim katıldığımız yarışta ikinci gün çok feci bir sıcak oldu yani 40 derecenin üzerine çıktı. 200 takım abandone oldu. 650 takım katıldı 2 kişiden. 80 kişi de komaya girdi. Haber geldi bize. Komalar, işte sıcak çarpmaları falan filan. Biz ama o günü bitirdik. Çünkü Ian'ın sayesinde, taktiği sayesinde biz fazla yüklenmiyorduk kendimize. Ama ikinci etapta herkes daha işte fresh'in, enerji dolusun falan herhalde biraz fazla kendilerini zorladılar. Neyse biz böyle bu badireleri atlata 5. etaba geldiğimizde Ian bizim yapabileceğimizi bayağı bir kanaat getirdi ve işte "Hey guys, you're rock stars" falan diye böyle mesajlar atıyor falan bize böyle. "Eyvallah, sayende hocam" falan. Sonra 6. etap da bitti. 7. de bittiğinde Ian'dan şöyle bir mesaj geldi. "You're not rock stars, you're porn stars" diye. Ve böyle adamın finişte böyle dolu gözlerle bize geldiğini falan gördük. Böyle bizim de dolu. Ki onun bir sürü elit takımı da vardı o yarışta. Ama bize özel olarak ilgileniyordu. Çünkü işte belki Türk'üz diye yabancı ülkeden geldik. Hiç yani sıfırdan buralara geldik falan. O kadar emek sarf ettik falan. Çok özel ve bir de komik bir andı. Ya aslında onun yani. Kendisi için de biz bir case'tik yani. Evet, değil mi? O da sonuçta bu işi ne kadar aslında iyi yaptığını gördü. O kadar kesinlikle. Süreç içinde bizi hazırlama süreci, yarışı yönetilmesi her anlamda kendini de ispatladı. Bizi de işte Zero to Hero yaptı. Zaten karakter olarak da biraz bizim kafada böyle hani... Aynen. Hani biraz
hem sıkı, zaten asker kökenli. Hani millet, "Aa siz deli misiniz ya, yayından işte antrenman alınır mı falan" diyor işte. Bu kadar çok ağır antrenman yaptırdığı söyleniyor. Ama yeri geldiği zaman da mesela işte ya ben bu akşam işte dışarı çıkacağım, bir bira içeceğim falan dediğim zaman iki tane içeceğim falan diyordu. İşte bir tane de benden olsun, yarın sana hafif antrenman vereyim falan. Öyle de çok kafa dengi ve iyi bir adam diye. Testlere sokuyor bizi mesela. Girip bisiklet üstüne trainer. Ha tabii. Ian, yani şöyle güzel müzik yok mu? Hemen oraya güzel bir rock müzik koyuyor. Bir motivasyon tabii tavan oluyor. ACDC ile beraber. Hani her anlamda aslında daha çok koçtan ziyade arkadaş gibiydi. Kesinlikle. Ama hala da öyle. Aynen, halen daha öyle. Hatta az önce konuştuk. Şimdi heyecanla bizim RGS'e gitmemizi bekliyor. Erman'ın en iyi özelliği, bence en önemli de hani özelliği, zaman zaman gergin anlar yaşıyorsunuz, birbirinizle konuşurken durumun gerektirdiği bir takım, yeri geldiğinde tartışma, yeri geldiğinde sosyal olarak bir şeyler yaşanıyor. Ama akşamına Erman komple o olayı bitiriyor. Ki hani biraz ben de öyleyim. Yani dolayısıyla onu çok uzatmıyoruz. Yani o an yaşanıyor. 2-3 saat sonra sanki o hiç yaşanmamış gibi devam ediyoruz. Ki bu bence en önemli özelliklerden bir tanesi. Bunu çünkü içinizde tuttuğunuz andan itibaren beraberinde o gün devam edecek ve belki de üstüne birikerek devam edecek. Ve işte sonunda da böyle finish'e ayrılarak giren takım arkadaşları olacağız. Ama bizim bunu iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Hem gerek Cape to İstanbul'da gerek bu yarışlarda. Dolayısıyla da bence en iyi özelliği o. Bence Sarper'in en iyi özelliği ve yani bizim bu bütün bu birlikte o giriştiğimiz projelerdeki onların gerçekleşmesine çok yardımcı olan özelliği sakinliğini her ortamda koruyabilmesi. Bu muhteşem bir şey. Zaten onun biraz da yaptığım iş, meslekle ilgili olduğunu da düşünüyorum. Gerçekten en stresli anlarımızda, gerek yarış öncesinde olsun, yarışlarda olsun, turlarda olsun, her çeşit olay başımıza gelebiliyor ama onun karşısında sakinliğini koruyabiliyor, analitik düşüncesini sürdürebiliyor. Bence yani en iyi özelliklerinden biri bu. Sosyal sorumluluk projeleri olmazsa olmazımız. Epic Series projesi kapsamında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Tema Vakfı ile birlikte çalışıyoruz ve bu iki vakıfla birlikte ilerliyoruz şu anda.